Merhaba hoş geldiniz. Köpekler insanların en yakın dostudur. Köpek tarihte insan tarafından evcilleştirilen ilk hayvan türlerinden bir tanesi. Köpek ile kurt aynı atadan gelmektedir. Fakat köpek insanlar tarafından evcilleştirildiği için zaman içerisinde kurttan çok farklı bir hayvan haline geldi. Bu videoda köpek ve kurdun arasındaki farktan bahsedeceğim. İyi seyirler. Köpek ve kurdun DNA'sına baktığımızda bu iki hayvanın genlerinin %99.96 oranında aynı olduğunu görürüz. DNA'daki benzerlikten köpeklerin kurt olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde kurtların da köpek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat günümüzde doğada yaşayan kurt ile evlerimizde yaşayan köpek arasında çok belirgin farklar vardır. Kurt, vahşi, ata ve ilkeldir doğada sürüler halinde yaşar. İnsanlardan uzak durur, yırtıcı ve tehlikelidir. Kurtlar insanlara tehlike oluşturabilecek canlılardır. Bir insan doğada kurtla karşılaşmak istemez. Özellikle aç bir kurtla karşılaşmayı hiç istemez. Köpek ise dost canlısı, sevimli ve sadık bir hayvandır. Günümüzde farklı boyut, renk ve görünümlerde yüzlerce köpek cinsi insanlarla birlikte yaşar. Köpek insan tarafından evcilleştirilen hayvanlardandır. Sahibi olarak belirlediği kişinin hep yanında olmak ister. Köpek gerektiğinde sahibini korur, ona yardım eder. Köpek kendini sevdirmekten hiç yorulmaz. İtaatkar bir canlıdır. Kurtların popülasyonu ve yaşam alanı dünyadaki değişime ayak uyduramadığı için yıllar içerisinde azalmıştır. Köpeklerin popülasyonu ve yaşam alanı ise insanlarla kurdukları ilişkiden dolayı sürekli artmıştır. Dolayısıyla köpek modern dünyada kurttan daha başarılıdır. Kurt vahşi doğada yaşadığı için daha zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışır. Köpeğe göre fiziki olarak daha güçlüdür. Bir köpek ve kurt karşı karşıya gelirse muhtemelen kurt köpeği yener. Hatta bu köpek cinsi küçük bir cins ise karşısındaki kurda hiçbir şey yapamaz. Köpekler kurtlardan evrimleşti. İnsanlar tarafından evcilleştirildi ve bin yıllar içerisinde kurtlardan özellikle davranış olarak çok farklılaştı. Köpeğin kurtlardan nasıl evrimleştiği ise bilinmiyor. Köpeğin insanlar tarafından evcilleştirilmesinin ne zaman gerçekleştiğini de tam olarak bilmiyoruz. Tahminlere göre dünyanın farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak evcilleştiği düşünülüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.